Sanırım artık kabullenmem gereken ve itiraf etmem gereken çok büyük bir hastalığım var. Ailem, arkadaşlarım, sevgilim, kamera arkası, ikisi farklı kişiymiş gibi söyledim. Bana duyguları büyüt dedi diye böyle bokunu çıkarıyorum ama artık gittiğim her evdeki televizyonun bozuk ayarlarını düzeltmeyi bırakmam gerekiyor. Gerçekten bunu dramatize edemezsin bu kadar. Çünkü o ayarları artık sizin doğru kullanmanız gerekiyor. Eylem Planı'na hoş geldiniz. Bugün artık benim bu hastalığımı geride bırakabilmem için TV'mizin ayarları neden bozuk, bu neden oluyor ve bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunları konuşacağız. Hızlı, kısa, kompakt bir video olacak. Bir özürle başlamam gerekiyor. Çok büyük kısmınızın bugüne kadar farkında olmadığı bir şeyi şu anda gözünüzün içine sokarak farkına varmanızı sağlayacak bir video olacak bu. O nedenle şimdiden hepinizden özür dilerim. Bu hastalığımın bir hastalık olduğunu ben fark etmemiştim. Etrafımdaki herkes manyak olduğumu söylese de onlar farkındaymış. Sen herkesi kendin gibi manyak mı zannettin? Televizyon ayarlarıyla uğraşacak. Uğraşacaklar. Bak gör. Uğraşanlar yazsın. Ben de televizyonun ayarlarını düzelttim. Ha, uğraşmayanlar da -1 yazsın. Ve gittiğim bütün... Hayır, -1 yok. Ve gittiğim bütün evlerde bunu düzelteceğim. Takip ettiğim bir YouTube kanalında da artık bunun neden olduğu ve nasıl kaldırılabileceğine dair bir video olduğunu gördüğümde hiç de hasta olmadığımı, bunun çok normal olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Hocam, ne var ya, seni almadım diye niye dakikada bir bölüyorsun? Sen manyak olduğun için, takip ettiğin YouTube kanalları da manyak olduğu için senin ilgilendiğin konuyu paylaşmış olabilirler mi? Açıkçası bu televizyonların ayarı olayının büyük şekilde gündeme geldiği ilk olay 2009 yılında Game of Thrones'un son sezonunda, o leş çirkef sezon. Daha önce Game of Thrones'un 4. sezon sonrasında gömdüğüm videoyu buralara bir yere koyarız gene. Son sezondaki Winterfell'deki savaşın olduğu bölümün karanlığıyla gündeme gelmişti. Seyirciler hiçbir şey göremedik. Kapkaranlık, simsiyah çekmişsiniz. Ama esas patlama, görüntü yönetmeni televizyonunuzun ayarlarını doğru yapın dediği zaman büyük bir patlama olmuştu. Benim de radarıma ilk bu dönemde girmişti bu olay. Peki bu konu nedir? Bu görüntü yönetmeni haklı mıydı? Ukalalık mı yapıyordu? %1 milyon haklıydı arkadaşlar. Çünkü modern televizyonlarımız... Daha keskin görüntü, daha akıcı görüntü, ay oradaki grenleri sileyim, ay karanlıklar gözükmüyor diye 1 milyon tane ayar yaparak aslında yönetmenin, görüntü yönetmenin vizyonunun dışına doğru filmi çekiyor. Bu size restoranda gelen yemeğin önceden üzerine ketçap sıkılarak gelmesi gibi bir şey aslında. Tek bir vizyon var ve aslında biz o vizyonu izlemek isteriz. Televizyonumuz 2 milyon tane düzeltme yapıyor. Peki nedir bu düzeltmeler ve aslında en büyük problem hangileri? Bunlardan en büyüğü aslında televizyonunuzun görüntüyü böyle hyper smooth, super smooth bilmem ne gibi her modelde farklı ama içinde mutlaka böyle smooth yani akıcı kelimesi geçiyor. Aslında filmde olmayan kareleri oraya eklemeye çalışmasıyla oluyor. Bunu da en rahat hareketlerde görürsünüz. Çünkü elinizin kolunun hareketlerin olduğu anda arkada bir hayalet izi gibi gözükür bu. Çünkü televizyon o anda orada olmayan kareleri oraya eklemeye çalışıyor. Şimdi size bu özelliklerin açık olduğu ve kapalı olduğu bir örneği hatta bu Game of Thrones'un olaylı bölümünden göstereyim. Televizyonun kendi otomatik ayarları açıkkenki haline baktığımızda hem karanlık koyu bölgelerde kontrast farklarını görebiliyorsunuz. Özellikle hareket olan anlarda bu örnekte çok iyi görünmese de kendi televizyonlarınızda test edebilirsiniz. Hareketli yerlerde özellikle hyper smooth özelliği açık olduğunda hayaletlenmeler göreceksiniz. Tüm bu ayarları kapattığımızda ise görüntü yönetmeninin ve yönetmenin çekmek istediği şekilde evet karanlık çünkü bütün karakterler tüm dizi boyuncaki en karanlık dönemlerinden geçiyorlar. Ve aydınlık geldiği zamanki farkı görüntüde görebilmemiz için evet normalden daha karanlık ama her şeyin rahatlıkla seçilebildiği bir bölüm olduğunu gönül rahatlığıyla görebiliyorsunuz. Bu olay öyle küçük bir olay değil. Bunun neticesinde Hollywood'da, dünyada pek çok yönetmen bir araya gelerek televizyon firmalarına bir savaş açarak Filmmakers Mod adlı bir özellik eklediler. To be sure that the original intent of the filmmaker is carried through to the presentation at the home. Filmmaker Mode is a way of doing that. Ben de bunu ilk olarak ablamın televizyonunu düzeltmeye çalışırken gördüm. Ne olduğunu bilmediğim için kendim elle manuel olarak düzeltmeye çalıştım. Veya adını andığım zaman videolarımı izlemeyen ama anmadığında hepsini deli gibi izleyip yorum yapan Mehmet Erdem kardeşim de yeni televizyonunu aldığı ilk gün evine gidip hemen bütün ayarlarını düzeltmiştim. Ben bir şey fark etmiyorum demişti. Ben de tamam abi o zaman olmuştum. Demek ki bende biraz arıza var. Ama dediğim gibi bu yönetmenler bir araya gelerek Filmmakers Mod adlı bir özellik geliştirdiler. LG, Samsung vesaire gibi çok
çok büyük firmaların tüm son birkaç yılda çıkan modellerinde de bu modu görebiliyorsunuz. Hiçbir ayar yapmadan sadece bunu seçerek aslında her şeyi kapatmış oluyorsunuz. Filmmaker mod olmayabilir televizyonunuzda. Burada da ilk olarak kapatmanız gereken içinde o smooth geçen Hyper Smooth mudur, Uber Smooth mudur, her ne smoothsa o özelliği kapatmak. Bunun haricinde benim tavsiyem içerisinde otomatik geçen her şeyi kapatın. Otomatik kontrast, otomatik renk, otomatik noise filter, gürültü giderici. Bunların hepsini... Ya bu insanın rahatlığıyla senin zorun ne acaba? Sanattan sanatın üretildiği... Sanattan sanatın da konuşamıyorsun daha gelmiş. Sus. Üretildiği şekilde tüketmenizi istediğim için bunu yapıyorum. Deli miyim? Evet. Sana sormuyorum. Hasta mıyım, manyak mıyım, yoksa değil miyim? Lütfen yorumlara yazın. Öylesin. Beni yalnız bırakmayın bu mücadelede. Bugün size televizyonunuzu nasıl doğru ayarla izlemeniz gerektiğinizi paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi. Yorum yapmayı. Ne oldu? Seni unuttum bu sefer. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.